şöyle konuşmacı olarak konuşacağı çok şey var. Çok çok çok. Çünkü her konuştuğu bir şeyden biz bir şeyler alıyoruz. Bu bizim elimizde değil aslında. Biz almak istemesek de bir şekilde kafamıza sokuyor yani ve biz onu ister istemez de alıyoruz. Çünkü bu herkesin işi değil. Anlatmak, anlatabilmek, öğretmek, öğretebilmek. Bunlar zor iş artık ve onu en iyi şekilde yapan bir abimiz şu anda aramızda. Ben onu davet edeceğim. Biliyorsunuz ki Medya FM'de bir Erzincanlı olarak, Refahiyeli olarak bir abimiz var. Cumartesi sabahları ve geceleri yayın yapar. 11-1 arası. Mükemmel bir program. Ben aslında çok fazla şeyle anlatmak istemiyorum. Aşkın Kimyası diye bir kitap çıkarttı. Ve buna benzer birçok yazısı var. Yani anlatmakla bitmez. Ben sadece kendisini çağırmak istiyorum. Sevgili Savaş Koç. Yani sadece Savaş Koç da değil, biliyorsunuz. Yaşam yokuşu. Yaşam yokuşu. Alkışlıyoruz, bir kez daha alkışlıyoruz. Ama ben özellikle saygıyla önünüzde ben elinden öpmek istiyorum. Ben çok şanslıyım. Niye mi? Aynı kurumda, aynı frekansta, aynı çatı altında program yapmaktan çok mutluyum. Çünkü biraz önce söyledim ya, her geçen gün, Savaş Koç'la geçen her dakika benim artım oluyor. Halil size faydalı olan birisi ya da o kurumda, o kurumdaki arkadaşlara faydalı olabiliyorsa o insan baş tacıdır. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Savaş Koç, anlatacak çok şey var. Alkışlıyoruz bir kez daha. Sevgili Ali Birici kardeşime teşekkür ediyorum. Ama ben onun söylediği kadar da değilim diyeyim yani. Ben bazen şiirimsi yazılar yazarım. O yazılarımdan birinde demişimdir ki bana bir şey demeyin. Ben hiçbir şeyim. Gerçekten hiçlik önemli. Yani gene de teşekkürler. Çok değerli Altköylü hemşerilerim, akrabalarım. Şimdi 10 dakika hiç sessiz beni dinleyeceksiniz. 10 dakika. Ondan sonra istediğiniz kadar konuşun. Niye dinleyeceksiniz? Evet, dinledikten sonra niye dinlemeniz gerektiğini de kendiniz göreceksiniz. Benim adım Savaş Koç. Ben Kadı Mehmet'in torunuyum. Hacı Hüsamettin'in oğlu. Evet. Size şimdi Kadı Mehmet'i bilenler bilir, çok mukallit bir adamdır. Rahmetli öyleydi. Yani mukallit demek şakacı, esprili bir kişiydi. Ve bende de o biraz vardı. Dolayısıyla ben şimdi, siz çok ciddi konuşmalarla karşı karşıya kaldınız. Belki biraz şöyle sıkılmış olabilirsiniz diyorum ve fıkra anlatacağım ben size. Bir fıkrayla başlayalım konuşmamıza, müsaade ederseniz. Ama bu fıkradan da çıkaracağımız bir ders mutlaka olacaktır diye de düşünüyorum. Evet. Bir gün adamın biri denize gidiyor balık tutmaya. Ve çok güzel bir balık tutuyor ama şahane, rengarenk. Bütün gökkuşağının renkleri var neredeyse. Olağanüstü bir balık ve yahu diyor ben böyle bir balık hayatımda görmedim. Bunu alıyor. Eve götüreyim de diyor, akvaryumda bu balığı besleyeyim. Bakın, akvaryumda besleyeyim. Denizden tuttuğu balık neyle beslenir, neyin içinde yaşar? Deniz suyunun içinde yaşar. Ve her gün denizden su taşıyor. Taşıyarak balığı yaşatıyor ama insanoğluyuz ya biz, hemen her şeyden bıkarız yani, ne olursa olsun bıkarız. Biraz önce Ali kardeşim dedi, Aşkın Kimyası diye bir kitap yazdım ben hakikaten. O aşk deyince hemen karşı cins düşünülüyor ama insan doğaya da aşık olur değil mi? Tanrı aşkı var efendim. Birçok sevgi aşk sistemleri var. Yani onda bile bir bıkkınlık vardır. Yani aşk dediğin de uzun sürmez. Ne seversen sev belli bir müddeti var. Şimdi adam sıkılmış denizden su taşımaya. Diyor ki ya diyor ben buna diyor terkos suyu koyayım. Bak İstanbul'a geldik Erzincan'dan. Evet. Misafirimiz geldi. Hoş geldin. Şimdi bu bıkkınlık sonrası terkos suyu koyuyor. İstanbul'a gelince biz de terkos suyu içtik ya. Ve terkos suyunda balık biraz zorlanıyor.
kıpırdıyor, bukurdıyor bilmem ne, ama bu balık terkos suyunda da yaşıyor. Aynı bizim gibi. Nasıl Erzincan'dan geldik, diyelim ki denizden çıktık, sonra İstanbul'a geldik, terkos suyunu içtik, yaşıyoruz ya, aynı o balık da bizim gibi terkos suyunda da yaşamaya başladı. Şimdi adam düşündü, yahu bu deniz suyunda yaşıyordu, terkos suyunu içti yine yaşıyor. Bu dedi, acaba susuz da yaşar mı? Şimdi aklına böyle bir şey düştü. Suyu azaltmaya başladı şimdi. Azar azar derken hiç su kalmadı akvaryumda. Aldı balığı masanın üstüne attı. Balık çırpındı mırpındı, balık yaşıyor. Hayret bir şey. Aynı bizim gibi. Balık havada da yaşıyor dostlar. Ve derken bir gün aldı filesine koydu. Tekrar denize yüzmeye gitti. Balığı da bir ağacın gölgesine koydu. Kendi yüzmeye gitti. Balık ağacın gölgesinde çırpınıp duruyor öyle kendi halinde. İki tane çocuk yoldan geçiyor. Bir bakıyorlar ki ya bu balık, denizden karaya balık vurmuş, zavallı çırpınıyor, alalım da bunu denize atalım diyorlar. Çocuklar alıyorlar balığı, denize atarken adam yetişemiyor. Balık denizde boğuluyor dostlar. Balık denizde boğuluyor. Niye boğuluyor? Aslını unuttu, aslını unutturdular. İşte bu dernek toplantıları, işte bu güzellikler bizi biraz aslımıza yaklaştıran unsurlardır. Aslımızı hatırlamaya vesile olan unsurlar.